Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Avukat Murat Çelik. Hukuk, edebiyat, felsefe kesiminde yer alan kitap ve yazar incelemeleri, tanıtımları, tavsiyeleri yaptığım kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz kitap, yazar Alexander Solzhenitsyn'in İvan Denisoviç'in Bir Günü adlı eseri. 10 yıl yani 3653 gün Sibirya'da bir çalışma kampında sürgün cezası çeken İvan Denisoviç'in yalnızca bir gününün anlatıldığı bir kitap. Siz bu kitabı okurken çekilen bu 3653 günün sadece bir gününü okuyacaksınız. O bir gün öyle ağır, öyle zor, öyle ürpertici ki okuyup bitirdikten sonra bunu 3653 gün ile çarpın. Bunun 3653 gün tekrar edeceğini düşünün. Bunları düşündüğünüzde bütün ceza, sürgün, mahkum, hayat, adalet, hak, hukuk, haksızlık, vicdan gibi kavramları ister istemez düşünecek. Bu durumları yaşayan insanlara karşı empati yapacaksınız. Bu empatiler için kitaplara, romanlara, yazarlara ihtiyacımız var. Çünkü krallar, hükümdarlar, iktidarlar, devletler cezaevlerindeki gerçekleri her zaman gizlerler. Bizde böyle cezalar yok. Yani sürgün cezası falan yok. Dolayısıyla böyle bir empati yapmamıza gerek yok falan da demeyin. Bizde de sürgün cezası kaldırılalı çok fazla olmadı. 1965 yılında kaldırıldı Türk Ceza Kanunu'ndan sürgün cezası. Dolayısıyla daha yakın geçmişimizde var olan bir cezaydı. Bu cezayla karşı karşıya kalmış olan insanların yakınları hala hayatta diyebiliriz. Öncelikle şunu söyleyeyim. İnceleme tarzında kitap tanıtımları yaptığım için mecburen spoiler veriyorum. Dolayısıyla siz eğer spoiler nedeniyle bir kitabı okumaktan vazgeçebilen kişilerdenseniz, okuma zevkinizin öldüğünü düşünüyorsanız ve İvan Denisoviç'in Bir Günü adlı eseri, bu romanı okumamışsanız lütfen bu videoyu şimdi izlemeyin. Önce kitabı okuyun, daha sonra dönüp gelip bu videoyu izleyin diyorum. Kitabın yazarı Alexander Solzhenitsyn, kendisi bizzat hapis hayatı yaşamış, bunu birinci elden deneyimlemiş olan bir insan. 1945 yılında bir mektubunda ülkenin lideri olan Stalin'i eleştirdiği için 8 yıl hapis ve 3 yıl sürgün cezasına çarptırılmıştır Alexander Solzhenitsyn. Bakın, iki kişi arasındaki özel bir yazışmada bir mektupta yapılan bir eleştiri için 8 yıl hapis ve 3 yıl sürgün. Bu cezalar çok uzak geçmişte kalan cezalar değil arkadaşlar. Rusya'da olup bizde olmayan cezalar değil. Bizim ülkemizde de güncel ve hatta daha ağır cezalar bile çok rahatlıkla maalesef verilebilmekte. Artık mektup pek kullanılmıyor ama yani birkaç satırlık tweetleriniz ya da retweetleriniz aynı şekilde sizlerin de ceza almasını sağlayabilir. Ve yani hatta güncel hafızanızı birazcık yoklarsanız alanlarında olduğunu, bunların kısa bir süre önce televizyonlarda haber bülteninde hemen hemen her gün verildiğini hatırlayabilirsiniz. İşte kitap okurken kurgu ile gerçek hayat arasında bağ kurmak gerekir. Romanın masaldan farkının da bu olduğunu düşünüyorum ben. Alexander Solzhenitsyn 1962 yılında yayınladı İvan Denisoviç'in Bir Günü ve Stalin dönemi çalışma kamplarını anlatıyordu. Kendisinin elbette az önce de söylediğimiz gibi hapis ve sürgün deneyimi vardı ama nihayette eseri bir kurgu eserdi ve devlet kitaba yani bu kurgu esere de tahammül edemedi ve kısa sürede bu kitabın toplatılması kararı verildi. Demek ki bizim de kitaba sadece bir kurgu gibi yaklaşmamamız lazım, ona sadece bir kurgu olarak bakmamamız lazım. Anlatılan o acıyı anlamaya çalışmamız lazım.
Solzhenitsyn bizde bu farkındalıkları oluşturmak için gerçekten gayret etmiş bir yazardır. Pek çok fedakarlığa, zorluğa katlanmıştır bu yolda. Bir ikinci örnekte onun Gulag Takım Adaları adlı eseridir. Bu eserde de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dönemi Rusya'sının tutuklama, sorgulama ve infaz yöntemlerini anlatmıştır. Bu eserinden dolayı da vatana ihanetle suçlanmış, tutuklanmış, vatandaşlıktan çıkarılarak yurt dışına sürgüne gönderilmiştir. İşte bu nedenle hukuk konusunda romanlar yazmak, kral çıplak demek, devlete krala yanlışın var demek gerçekten zordur. Bu zorlukları göze almış yazarlara ve bu zorlukların değinildiği kitaplara çok özel bir önem vermemiz, değer vermemiz gerekir. İvan Denisoviç'in bir günü de bu tür kitaplardan bir tanesi. Evet, sözü daha fazla uzatmadan biraz kitap hakkında bahsetmek istiyorum. İvan Denisoviç kimdir? Öncelikle bir onu yanıtlayalım. İvan Denisoviç her şeyden önce bir Rus'tur. Anası babası Rus'tur. Yani bir azınlık değildir. Bir öteki değildir. İvan Denisoviç 2. Dünya Savaşı sırasında ülkesi için savaşan bir Rus gencidir. Savaştan kaçmış bir firari de değildir. 2. Dünya Savaşı'nda ülkesi için savaşırken düşmana yani Almanlara esir düşmüş bir Rus gencidir. Ama ölmemiştir, öldürülmemiştir. Kaçarak düşmanın elinden kurtulmuştur. Ancak komutanları bu nasıl mümkün olabilir diye sorgulamışlardı. Olamaz, olmamalı ama olmuş. Sen öyleyse Almanya lehine casusluk yapan biri olmalısın. Sen bizim içimizdeki hainlerden bir tanesi. Yani İvan Denisoviç'in suçu esirken ölmemiş olmaktır. İvan Denisoviç ve 4 arkadaşı kısa bir tutsaklıktan sonra bir fırsatını bulup kaçmışlar, ormanlardan, bataklıklardan geçip kendi birliklerine yeniden kavuşmuşlardır. Aslında bir mucizeyi başarmışlardır. Tebrik edilmeleri gerekirken kendi komutanları onlara inanmamıştır. Ve nihayet de İvan Denisoviç'in aleyhine yurda ihanetten, vatana ihanetten dava açılmış. O da bu suçlamayı destekleyecek şekilde ifade vermiştir. Evet, doğru duydunuz. İvan Denisoviç suçlamayı kabul etmiştir. Şimdi siz okurlar ya da benim dinleyicilerim eğer suçlamayı kabul etmişse suçludur o halde. İşte öğrenmeniz gereken bu. Suçlamaları her kabul eden de suçlu değildir arkadaşlar. Peki nasıl olur böyle durumlar? Hakkındaki casusluk suçlamasının mahiyetini ne kendisi bilmektedir ne de onu sorgulayan sorgu yargıcı. Yargıç dahi soruşturma sürecinde buna casusluk görevi deyip geçiştirmiştir. İvan Denisoviç'in önünde iki seçenek vardır. Ya hazırlanmış olan ifadenin yani casusluğu kabul ettiğine dair ifadenin altını imzalamayacak ve kısa yoldan Tahtalı Köyü boylayacak veyahut da asılsız da olsa o suçlamayı kabul edecek, ifadenin altını imzalayacak ve üstlerini doğru çıkartmış olacak ve verilen cezaya razı olacak. İvan Denisoviç de hayatta kalabilmek adına aslında asılsız ve haksız olan o ifadenin altına imzasını atar ve böylece 10 yıllık bir sürgün çalışma kampı cezasıyla hayatta kalmayı başarır. Dostlar, kitabın bu şekilde genel bir tanıtımını yaptım sizlere. O kampta, o bir günde neler yaşandığına dair başka şeyleri anlatmak istemiyorum. Onları sizin okumanızı istiyorum. Ben genel çerçevesini çizdim sizlere bu romanın. Eğer ilginizi çektiyse alıp okuyabilirsiniz. Ancak
Yaşamın içerisindeki gerçekler bunlar. Sürgün cezaları, hapis cezaları, cezaevi hayatları, sürgün hayatları. Dediğim gibi Türk Ceza Kanunu'nda şu an sürgün cezasının olmaması pek bir şey değiştirmiyor. İnsanlığın ceza hukuku alanında en uzun süre uyguladığı cezalardan bir tanesiydi. Dünün dünyasında çok ağır cezalardan bir tanesiydi. Neredeyse idama eşdeğer olan bir cezaydı. Çünkü bugünkü gibi iletişim ve ulaşım imkanları yoktu dünün dünyasında. Dolayısıyla bir insan yaşadığı yerden, memleketinden koparılıp bir başka yerde yaşamaya zorlandığı anda bütün ailesini, çevresini, efendim iş, ekonomik faaliyetlerini, bunların hepsini kaybediyordu. Adeta çırılçıplak kalıyordu. Dolayısıyla bu ceza çok ağır bir cezaydı. Dünyada halen uygulayan hukuk sistemleri de mevcut. Bu nedenle bilinmesi gereken cezalardan bir tanesi. Tekrar vurguluyorum. Burada Ivan Denisoviç 10 yıllık cezasında, yani 3653 günlük bir cezada sadece bir günü konu ediliyor Ivan Denisoviç'in. Siz bunu 3653 kere daha yaşadığını düşüneceksiniz. Dolayısıyla ben bu romanı çok keyifle okudum. Kendime çok güzel dersler çıkardım. Kesinlikle sizler de hukuk ve felsefeye ilgili meraklı insanlarsanız, bunlarla iştigal ediyorsanız ya da bu tür öykülere, romanlara meraklıysanız Ivan Denisoviç'in Bir Günü adlı bu roman kütüphanenizde muhakkak bulunmalı. Alexander Solzhenitsyn'i muhakkak tanımış olmalısınız diyorum. Harika bir yazar, harika bir insan. İnsanlığın vicdanı, vicdanın sesi olmuş bir yazar Alexander Solzhenitsyn. Kendi de bu süreçleri yaşadığı için bunları çok güzel aktarmış, çok doğal aktarmış. Yazarın bir hapishane deneyimi olduğunu, bir sürgün deneyimi olduğunu kitabı okuduğunuz zaman çok rahat bir şekilde anlıyorsunuz. Bu tür yazarlara, bu tür eserlere çok şey borçluyuz. Bu tür yazarlar, bu tür eserler çok değerli, çok kıymetli yazarlar ve eserler. O yüzden Alexander Solzhenitsyn'i muhakkak tanıyın, onun kitaplarını muhakkak okuyun derim. Ivan Denisoviç'in Bir Günü de gecikmeden okuyun derim sevgili arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basarsanız kitapla ilgili yorum, görüş ve önerilerinizi benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Yine abone olmadan bu videoyu izleyenlerden bir tanesiyseniz lütfen abone olun ve bildirimlerden zamanında haberdar olmak için de videonun sağ alt köşesindeki bildirim tuşuna lütfen basın. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.